Bu videoda polinomlarda kalan teoremini inceleyeceğiz. Bu teoremin uygulanmasını ilk gördüğünüzde hatta belki de şu an ilk kez görüyorsunuz. Adeta bir matematik sihirbazının gösterisini izliyor gibi hissedebilirsiniz. Bu çok normal, korkmayın ama emin olun ileriki videolarda bu teoremi kanıtladığımızda aslında o kadar da sihirli bir şey yapmadığımızı anlayacaksınız. Evet, şimdi bir bakalım bu sihirli teorem neymiş. Elimizde bir polinom olsun. f(x) diyelim. Evet, fx bir polinom. Bu polinomu x eksi a'ya bölersek, kalan f a olur. Doğru duydunuz, f Şu an bu söylediklerim çok da bir şey ifade etmediğini biliyorum. f x dedim, sonra x eksi a dedim, sonra da f a dedim. Bu yüzden şimdi bu söylediklerimi somutlaştırayım. f x ikinci dereceden bir polinom olsun. Bu arada bu teorem her türlü polinom için geçerlidir. Yani farklı derecelerden polinomlar için de kullanabiliriz. Bunu da unutmayın. Evet, fx ne dedik? Bir şey demedik. Şimdi diyeceğiz. 3x kare eksi 4x artı 7'ye eşit olsun. A da 1'e eşittir diyelim. Yani fx'i x eksi 1'e böleceğiz. Bu durumda a nedir diye sorsam hemen 1 dersiniz. Evet, şimdi videoyu durdurun ve bu bölme işlemini kendi başınıza deneyin. Polinomlarla bölme yapmadıysanız, bunu denemeden önce tabii bir polinomlarda bölme videolarını izleseniz iyi olur. Konuyu kavradıktan sonra da 3x kare eksi 4x artı 7'yi x eksi 1'e bölün ve kalanın ne olacağını bulmaya çalışın. Ve son olarak bulduğunuz kalanla f1'i karşılaştırın ve birbirlerine eşit olup olmadıklarını görün. Evet, biliyorum denediniz ve sonucu buldunuz. Şimdi birlikte yapalım. 3x kare eksi 4x artı 7'yi x eksi 1'e bölüyoruz. Bölme işlemine bölenin en yüksek dereceli bilinmeyeniyle başlamalıyız. En yüksek dereceli bilinmeyen. Bunun için de ilk sorumuz 3x karede kaç tane x vardır? Sorunun cevabı 3x tane. O halde buraya 3x yazdım. 3x kere x, 3x kare eder. 3 x kare eksi 1 ise eksi 3 x eder. Onu da buraya yazalım. Bundan bunu çıkardığımızda, aslına bakarsanız burada yaptığım şey klasik bir bölme işleminden farksız görüyorsunuz. 3 x kare eksi 3 x kare 0 eder. Eksi 4 x'ten eksi 3 x çıkarırsak da, eksi 3 x'in öndeki işareti artıya dönüşür. Eksi 4 x artı 3 x, eksi x eder. 7'yi aşağı indirdik. Evet, eksi x artı 7. Klasik bölme işlemine çok benziyor öyle değil mi? 3 xte x eksi 1'i çarptım. 3x kare eksi 3x elde ettim. Ve bunu 3x kare eksi 4x'ten çıkardım. Ya da buradaki polinomdan çıkardım da diyebilirim. Bu işlemin sonucunda ise elimizde eksi x artı 7 kaldı. Devam edelim. Eksi x'te x kaç kere var? eksi 1 kere, eksi 1 çarpı x, eksi x eder. Eksi 1 çarpı eksi 1 ise, artı 1, pozitif 1. Bunu bundan çıkarırsak, eksi x, eksi eksi x, artı x eder. Ve x'ler birbirini götürür. Artı 7, eksi 1 ise, 6 eder. Burada bir parantez olduğunu ve parantezin dışındaki bu eksi işaretinin birin önündeki artıyı eksiye dönüştüreceğini unutmayın. Ve işte kalanı bulduk. 6. Bölenin derecesinden daha küçük dereceli bir terim elde ettiğimizde kalanı bulduğumuzu anlayabilirsiniz. Ve burada da gördüğünüz gibi kalan sıfırıncı dereceden bir polinom. Ve derecesi bölenin derecesinden küçük. İşte bundan dolayı da kalanı bulduğumuzu biliyoruz. Çünkü 6'da kaç kere x vardır sorusunu soramayız. Şimdi de polinomlarda kalan teoremine geri dönelim. Burada rastgele bir örnek yaptık. Amacımız bu teoremi kanıtlamak değil. Ama eğer bu teorem doğruysa f a'nın ve bu örnekte a 1'e eşit, evet f 1'in 6'ya eşit olması gerekir. Hemen kontrol edelim. 3 çarpı 1'in karesi 3 eder, eksi 4 çarpı 1, eksi 4 ve artı 7, 3 eksi 4 eksi 1, artı 7 de 6 eder. Şahane, f1'in 6 eşit olduğunu bulduk ve kalan teoreminin çalıştığını gördük. Ama kalan teoreminin esas işinize, esas işinize yarayacağı durumlar, birisinin gelip size 3x kare eksi 4x artı 7 bölü x eksi 1 nedir diye soracağı durumlar. Yani bölümün değil de kalanın ne olduğunu bulmanız gereken sorular için ideal. Bunun gibi sorularla karşılaştığınızda polinomu a'ya göre değerlendirip, bu örnekte a 1'e eşitti, bu uzun bölme işlemini yapmadan kalanın ne olduğunu, ne olacağını hemen anında bulabilirsiniz.